Gönül Pınarı. Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Bir sorumuz olacak. Bunun cevabını almaya çalışacağız. Ama mikrofonu programın başında kendisine verelim. Sonrasında sorumuza geçeceğiz. Hocam buyurunuz. Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesinde de bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile kılmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizden hasta olanlar varsa Rabbimizden ankari bir zaman şifa vermesini, borçlu olanlar varsa eda ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa sıkıntılarını hayra tebdil etmesini yine Rabbimizden niyaz ederiz. Allah-u Teala hepimizi ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Son nefeste iman ile ahirete intikal etmemizden nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Amin. Hocam şimdi sokağa çıksak, sokağa çıkmaya bile gerek yok. İş yerimizde, evimizde de bunun denemesini yapabiliriz. Hani bir beyit vardı, işte bir dokun bir ah işit kase-i fafurdan diye. Şimdi bu farklı manada söylenmiş belki ama daha iyi, daha yumuşak bir manası var. Ama kime dokunsak zıplıyor. Bir öfke nöbetine giriyor falan. Bir şey söylemeye gelmiyor. Yani bu bizim evladımız da olabilir, yakınımız da olabilir. Ki dışarıdaki insanı haydi geçtim yani. Öyle bir şey ki insanlar böyle öfke patlaması falan yaşıyorlar. Bir toplumsal da bir durum var şimdi orta yerde. Bir de şimdi kitaplara bakıyoruz, siz de anlatıyorsunuz. İnsanın yumuşak huylu olması gerekiyor, tavsiye ediliyor bu. Yumuşak huylu olanlar, hilim sahibi olanlar övülüyor. Ama bu zamanda İnsanlar böyle öfkeli olduğu için böyle yumuşak huylu falan, yumuşak başlı insan aman koyun gibi falan diyorlar. Yani böyle pek de yaranamıyorsun yani yumuşak olunca. İlla ki bir şey bu hakkını arayamaz falan işte. Şimdi adam yerine konmuyor yani. Evet, konmuyor. Bunu anlatır mısınız? Yani yumuşak huylu olmanın faziletlerini, faydalarını, yumuşak huylu olmak ne demektir? Yani vur eline kafasına, elinden ekmeğini al mı demektir? Yani bu mudur? Şimdi Mustafa Bey kitaplarda anlatırken Ehl-i Sünnet alimleri insanı iyi tanıyor. İnsanın yaratılış var. Hatta mesela İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri'nin Marifetname kitabında da orada da tıp anatomi de anlatılmış. Orada insanların mizacından da bahsediliyor. İslam alimlerin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Hazretleri insanın yapı maddesi ortak olarak topraktan deniyor ama sadece toprak demiyor. 4 tane maddeden yaratılmış. Toprak, su, hava, ateş diye. Aynı şekilde bildiriliyor. 4 tane buna enansır-ı erbaa. Tabii hangi madde vücutta daha ağırlık kazanırsa, baskınsa o kimsede onlar tezahür ediyor. Hatta tabipler önceki zamanlarda herkesin mizacına göre, yapısına göre bu bedenle gıda almalı. Tavsiyeleri bile var. Şunları yememeli, şunlara aynı şekilde riayet etmeli gibi. Ona göre tedavi uyguluyorlarmış. Ona göre tedavi de uyguluyorlarmışmış. Şimdi Cenab-ı Hak yaratırken mesela toprak maddesi ağır yaratılmış veya su maddesi ağır yaratılmış ya da hava maddesi ağır yaratılmış bedende ya da ateş maddesi ağır yaratılmış. Mesela genelde ateş maddesi ağırlıklı ise öfkeli olur. Toprak, su veya da hava hele mizacı daha ağırlık şeyse yumuşak tabiatlı olur. Doğuştan verilir bu. Fakat İslam alimleri bunları böyle bildirdikten sonra buyuruyorlar ki ister yaratılırken su gibi veya toprak gibi, hani bu misali çok vermişler, veya hava gibi veya aynı şekilde ateş gibi, hangi mizaçta yaratılırsan yaratılmış ol. Bunun ikisi de ham buyuruyorlar. Birisi halim, selim, çok yumuşak, öbürüsü de nasılsın? Bana mı söylüyorsun falan diye hemen böyle. Sana ne? Sana ne? Nasılsın diyor, sana ne diyor. Patlayacak bomba durumunda. Bunun ikisi de insan. Bu da ham. İkisi de ham. Bu yani öfkeli olan kibre gider. Ucuba gider. Peki o yumuşak tabiatlı olan o da zillete gider. Ne olmazsa terbiye edilmezse. İkisi de. İkisi de. Kibir de haram, tezellül de haram. Bunun ortası tevazu deniyor. Dolayısıyla ne yapayım canım, beni böyle kabul et. Hayır. Niye ben ham meyve yiyeyim ki? Değil mi? Ha. Onu aşıla. Terbiye et. Olgunlaşma evet. Şeyim var, şansım var. Şansın yani. Önünde var yani. Onu terbiye edebilirsin. Onu kontrol altına alabilirsin. Onu kontrol alabilir. Yani sen de iyi bir kimse olabilirsin. Hatta yani kendini Hilm diye geçiyor kitaplarda. Hilm sahibi yani yumuşak tabiatlı hale getirebilirsin. Kontrol etmek suretiyle. Hatta İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki Hilm sahibi yani yumuşak tabiatlı olmak gadabını yenmekten daha kıymetlidir. Yani öfkesini yenmekten daha kıymetli. Niye? Öfkelendin. Öfkelendin. Şimdi karşındaki kimse senin aynı şekilde o anda ateş maddesini fırladığını, nefis de aynı şey, nefsinde devreye girdiğini, o anda bu kimseye söylenecek her sözün sanki yangının üzerine su değil de benzin dökmek gibi olduğunu iyi biliyor. Bildiği için onu sakinleştirmenin yolunu. Ya orayı terk eder. Eğer bir taraftan girip de aynı şekilde onun aklını devreye sokabilecek bir yapısı veyahut da bir mahareti varsa oradan girerek hemen git bir abdest al der Müslümansa. Çünkü Peygamber Efendimiz ateş suyla söndürüldüğü gibi öfkeli zamanda da aynı şekilde abdest alınız. Ayaktaysanız oturunuz. Oturuyorsanız yatınız. Çünkü ayakta olan intikam alması kolay olur. Ki son kaç senedir ya her gün ekranlara bakıyorsun, mutlaka bir cinayeti görüyorsun. Kadın erkek ha. Yolda gidene bile aynı şekilde. Ya evvelsi gün aynı şekilde haberlere bakıyordum. Bu sadece Türkiye için geçerli değil ama. Baktım yabancı bir ülkede. Yaya geçidinden adamın birisi erkek böyle geliyor. Karşı taraftan da Ukrayna mı dedi ne dedi televizyonda. Bir kadın geliyor. Erkek böyle tam kadınla yan yana geldiği zaman küt diye kadına bir tane yumruk attı. Çekti gitti, dönüp arkasına bakmadı bile yani. O kadın ona ne yaptı? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Yine başka bir ülkede adam metro durağında beklerken, tren gelirken bir tanesini trenin önüne ittiriyor. Hiçbir şey yok. Niye yaptın diyorlar. Bilmiyorum diyor. Tabii bilmiyorum. O anda diyor içinden öyle geldi diyor. İçimden öyle geldi gibi hareket ediyor. Adam öldü. Seneler önce de TGRT falan yoktu. O zaman Türkiye Gazetesi'de çalışıyorduk. Bir işte o muhabirlerin haberlerin önüne gelen şeyler var, haberler var falan. Bazı gazeteler yayınlamıştı o haberi. İki tane genç bir adamın birisini yakalamışlar, öldürmüşler. Soruyor polise, niye öldürdünüz? Ya ölürken nasıl bir şey olurmuş bir gözümüzle görelim diye öldürdük adamı. İnsan nasıl ölürmüş? Ha, insan nasıl ölürmüş? Bunda kul hakkı, ahiret, öyle bir şey yok. Silinmiş. İnsanlık gitmiş. İnsanlık gitmiş. Öyle bir şey söz konusu değil. Ki hani bazen diyoruz ya, bunu yaptığın hayvan bile yapmaz. Yapmaz. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki insan nefsine tabi olunca belhüm edal buyuruyor. Hayvandan aşağı. Hayvanlar sadece yuvası veya kendisine bir saldırı anında kendisini korur. Onun için aynı şekilde tavır alır. Böyle bir durum yoksa şey yapmaz, saldırmaz. Dokunmaz. Bir de açsa, etobursa yani gücü yetebilecek olan yere hayvanlar aynı şekilde saldırır. Doyduktan sonra aslan bile doyduktan sonra kıpırdamazmış. Yani önünden aynı şekilde ceylanlar geçse bile, dibinden geçse bile hiç böyle aldırış bile etmiyor. Dönüp bakmıyor. Yani öyle yaratılmış ki Allah-u Teala buyuruyor ki acıktığın zaman bunlar senin rızkın ama koşacaksın. Doydu. Doydum. Beni ne ilgilendirir diyor ya. Beni ne ilgilendirir? Ben karnımı doyurdum. Şurada yarın için saklayayım falan. Öyle bir dertleri yok. Bu insana mahsus bir hal. Onun için de Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam dua ederlermiş. Ya Rabbi bana ilim ver. Hilim yumuşaklık ile ziletlendir. Takva ihsan ile, afiyet ile beni güzelleştir diye dua ederlerdi. Bu afiyeti ben hep sıhhat manasında anlardım. Fakat İslam alimlerinden, evliya-i kiramdan bir zat Ya Rabbi bana afiyet ver, Ya Rabbi bana afiyet ver diye böyle dua edermiş. Nihayet bir tanesi uyanmış. Efendim biz sizi görüyoruz. Yani vücudunuzda bir rahatsızlık yok. Eliniz ayağınız tutuyor. Gözünüz görüyor. Kulağınız işitiyor. Biz sizden bir duymadık yani. Benim midem, karaciğerim, akciğerim neyse hasta öyle bir şey de duymadık. Siz sıhhatte değil misiniz de afiyet istiyorsunuz? Onlara dönüyor, afiyet ne biliyor musunuz diyor. Ha, dua ederken ya Rabbi bana bir günlük afiyet ver diye dua edin. Bir günlük. Demişler biz anlamadık yani siz afiyette değil misiniz? Siz afiyeti ne anlıyorsunuz buyuruyorlar. Afiyet de olmak demek hiç günah işlememek. Rabbimden öyle bir gün istiyorum ki gözümü açıp akşam yatağa girinceye kadar hiç günah işlemeyeyim. Afiyetle geçen gün böyle olur buyuruyor. Afiyetle geçen gün böyle olur. Afiyet öyleymiş meğer. Orada görünce böyle insan, onun için mesela kitaplar okunsun buyuruluyor ya. Ama kimin kitapları? Ehl-i Sünnet alimlerin ve Evliya-i Kiram'ın hayatları. Yoksa mezhepsizlerin değil. Çünkü oradan da kötülük sirayet eder. Bu sebepten dolayı Resulullah Efendimiz bana ilim ver, hilim yumuşaklığı ihsan eyle, takva ihsan eyle, afiyetle beni güzelleştir. Çünkü insan günah işlemeyince yüzü değişir, hal hareketleri değişir. Ve otomatik olarak sadece insanlar değil, diğer mahlukat bile ona karşı aynı şekilde ittiba ederler ya. O kimseye yaklaşırlar. Çünkü hani bazıları efendim evliyadan bizzat işte Ceylan'ı çağırmış da gelmiş ya. Ashab-ı Kiram'da mesela Selman-ı Farid Hazretleri çağırmış ya. Olmaz efendim. Tabii sen böyle odun gibiysen seninki olmaz yani. Ama onunki olur. Çünkü ben diyor hep itaat ediyorum Rabbime. Allah-u Teala da bu mahlukatın hepsini emretti. Bana itaat edene muti olun diye. İtaat edene muti olun diye. Arslan'a emrediyor, bu odunları götürüyor mesela. Adamın sırtını. Eşeğini yediysen bu odunları taşıyacaksın diyor. Taşıyacaksın diyor. O da taşıyor. İtiraz etmiyor. Hatta öküzünü yemiş de diyor ki ama diyor efendim diyor baktım diyor ben açtım diyor rızkım diye yedim diyor. İyi de diyor tamam sen rızkını yedin karnını doyurdun ama diyor şimdi o çiftçi diyor. Onun da çoluğu çocuğu var aç. Ne yapayım diyor. O diyor öküz alıncaya kadar öbür öküzün yerine sen koşul diyor. Harmanını kaldırsın bari diyor. Mahsulünü kaldırsın. Peki diyor gidiyor. Adam mahsulü kaldırmış tabii onun git demesiyle gitmiyor ki hayvan. Gelmiş o zata efendim söyleyin de gitsin artık korkuyorum ben ondan demiş ya. O zat diyor ki gidebilirsin artık hayvan çekip gidiyor. Nasıl itaat ediyor? O diyor ki ben itaat ediyorum. Ben isyan etmiyorum ki. Hatta Abdullah bin Mes'ud Hazretleri mi Abdullah bin Ömer Hazretleri mi radıyallahu anhuma abayitler diye geçiyor. Bunlardan bir tanesi yanlış hatırımda kalmış olabilir. 1000 tane kölesi varmış. Ve kölelerinden bazıları da bunun gözünün önünde ibadet yaparlarmış. İbadet yapan da çok hoşuna gidermiş. İbadet yaptığı zaman onları aynı şekilde azat edermiş. Derlermiş ki bunlar sizi kandırıyor. Yok demiş beni niye kandırsın ki? Efendim diyor şey yapıyor. Beni ilgilendirmez diyor. Çünkü Rabbime o anda zahiren kulluk ediyor. Rabbime kulluk edeni ben aynı şekilde kul gibi köle gibi tutmam bana yakışmaz diyor. Ve işte 1000 kadar falan böyle kölesi olmuş. Bunlar demişler nasıl itaat eder ya? Hakikaten Mustafa Bey 1000 kişiye bu dese tükürükten 1000 kişinin tükürdüğü göl olur ya. Boğulur gider. Bu zat buyuruyor ki ben Rabbime hiç isyan etmiyorum ki. Günah işlemiyorum ki. Her şey. O 1000 köle de böyle ağzının içine bakarlarmış. Bir şey buyursa da yapsam diye. Nasıl itaat ederler? Demiş. Ben itaat ediyorum Rabbime. Onlar da bana itaat ediyor. Ölçü bu. Şimdi belki dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Efendim gene aynı şekilde uçtunuz kalktınız hani uç misaller veriyorsunuz. İnsanlar onlar girip olabilir mi? Onlar gibi. Bunlar hep misal, örnek. Allah-u Teala bundan hayatını açığa çıkarmış. Bunlar da bizim önümüze konmuş. Biz bunlar gibi elbette ki olamayız. Ama Cenab-ı Hak da bize belli bir kabiliyet vermiş. İnsanız, akıl vermiş, irade vermiş ve belli şeyleri yapabilecek güç, kuvvet vermiş. Ya evet ben Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma olamam. Ben Veysel Karani Hazretleri olamam. Tamam olamam. O ayrıca yaratılmış, ayrı üstünlükler verilmiş. Ama demiş ya onun yaptıklarından bir kısmını ben yapamaz mıyım? Yaptığım zaman bende neler meydana gelir? Değişiklik olur Mustafa Bey. Mutlaka olur. Evet. Mutlaka olur. Şimdi İsa Aleyhisselam Yahudilerin yanından geçerken kendisine çok kötü, çirkin sözler söylerler ve saldırıda bulunurlar. Bu zaman zaman İslam ve toplumda da aynı şekilde naklediyoruz, anlatıyoruz. Huzura Doğru programında da anlatıyoruz. Çok dinleyicimiz de bunu duydu ve biliyor. İşte onların bu kötü, çirkin sözlerine, saldırılarına karşılık olarak İsa Aleyhisselam onlara yumuşak, tatlı ve güzel sözlere cevap verir. İsa Aleyhisselam yanındaki bundan havariler diyor ki efendim bunlar hakaret etti. Hatta taş sopayla falan saldırmaya kalktılar. Aman diyorlar, siz gene tatlı tatlı sözlerle nasihat ettiniz gittiniz. İşte kitaplara geçmiş o söz. Ulu Nazmir Peygamber buyuruyor ki herkes başkasına yanında bulunandan verir. Özür dilerim. Herkes başkasına yanında bulunandan verir. İsa Aleyhisselam yanında ne var? Güzel ve tatlı sözler var. Onu verir. Elma varsa yanında elma verirsin. Elma portakal verir. Varsa portakal verirsin. Ama bazıları var, zehir var. Onu veriyor. Onu veriyor. Herkes yanında olandan verir. Bir kimse kötü düşünceli ise ve insanlara kötülük yapmaktan zevk alıyorsa, böyle bir kimse etrafındakilere kötü düşüncelerinden başka bir şey veremez. Dolayısıyla etrafındakilere hep kötülük yapar. Sözleriyle onları incitir. Kalplerini kırar. Ama iyi düşünceli olan ve insanlara iyilik yapmaktan, yardımda bulunmaktan zevk alan bir kimse de çevresindekilere kendinde bulunan meziyetleri, yani iyilikleri, güzellikleri verir. Onun için bir kimse iyi mi yoksa kötü mü olduğunu çevresindeki, yanındaki insanlara sormalıdır. Yahut da çevresindeki insanlara nasıl muamele ettiğine bakmalıdır. Onlara iyilikte bulunuyor, sözleriyle, davranışlarıyla yardımda bulunuyor, kalplerini kırmıyorsa iyi bir kimse demektir. Bunun tersi ise o kimse kendinin kötü olduğunu anlamalı ve bu huyundan vazgeçmelidir. Bu huyundan vazgeçmelidir. Zaten insanın elinde değil. İnsanın elinde değil. İnsan ihsanın kulcağızıdır diye kitaplarda geçiyor. Evet. İnsan ihsanın kulcağızı. İster bu sözle, ister hareketle, ister başka bir şekilde. Şimdi daha ortada TGRT falan yok. Ben Milli Eğitim'den ayrıldım. Türkiye Gazetesi'ne istifa edip ayrıldım. Türkiye Gazetesi'ne geçmiştim. Türkiye Gazetesi bizim sayfa, o dini sayfanın hazırlandığı birimde çalışıyorum. Türkiye Çocuk Dergisi ile Türkiye Gazetesi'nin o bizim sayfa birimi Cağaloğlu'nda Anadolu Ajansı var. Kapat Çarşı'ya yakın bir yerde, Nur Osmaniye Camii'ye yakın. Evet. Onun 5. katında. 5. katı. Bir tane eski bir bina. Eski öyle idi. Evet. Öyle bir asansör var ki can isterse çalışır. Bazen yarıda kalır falan. O 5 katı iner çıkardık. İner çıkardık. O zaman gençtik ama da. Şimdi bir gün benim oturduğum odanın kapısı genelde aynı şekilde kapılar açık oluyordu. Kapısı açık. Masam itibariyle de o merdivenden çıkanı görüyordum. Baktım babam yaşında bir adam. Merdivenden çıkıp geliyor. Başında böyle hani kışın falan bizim giydiğimiz o günden bereler var ya, o berelerden var. İşte devlet memuru karşısına çıktığı zaman hep o başında çıkarıyor ya. Adam başından onu çıkardı. Böyle hani utana sıkala anladım ki adam bir şey sormaya geliyor. Ama babam yaşında. Hem fırladım. Gittim adamcağızı hemen karşıladım. Buyurun dedim amca. Tabii öyle bir karşılama beklemiyordu belki adamcağız. Buyurun dedim, yani içeri aldık, bir çay ikram ettik. Bir miras taksimi. Daha dedelerden bilmem nereden kalma falan, uzun karışık bir mesele ama. Anlattı. Dedim amca biz bunu kitaba bakmadan cevap veremeyiz şu anda. O anlattı. Hatta oturdu yazdı. Sen dedim yaz meselesini, hakikaten yapıldı. O zaman da Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Teala hayattaydı. Böyle gene çetrefiller sualleri de kendilerine arz ederdik. Yazar, sabahleyin cevabı gelirdi. Dedik bir hafta sonra falan. Tamam dedi. İstanbul'un köylerinden birisine gelmiş adamcağız. Neyse bu gitti. 2 hafta sonra geldi. 2 hafta sonra geldiği zaman Mustafa Bey şöyle bir küçük orta sepet yumurta getirmiş köyden. Hediye. Ondan sonra adamcağız böyle merdivenin başında hemen karşıladık, yapıldı falan. Ondan sonra adam dedi ki bunu dedi hediye getirdim. Sualime ister cevap verin ister vermeyin. Yok dedim amca, sualin cevabı hazır. Yazdık, hazır. Cevabını da vereceğiz. Dedi ben geldiğimde dedi beni öyle sıcak karşıladınız. Bana bir çay ikram ettiniz ya dedi. Ya. Yani merdiven başta uzaktıydı, giderken de o merdiven başına kadar da uğurlu. O bana yetti diyor yani adam. O bana yetti diyor. O bana yetti. Şimdi tabii adamcağız öyle deyince hatırıma geldi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz bir gün işte yanındaki mahiyetiyle beraber Medine-i Münevvere dışında bir vaha diyorlar ya onlar. Öyle bir yere gidiyorlar. Orada çadırlar kuruluyor. Birisi gelmiş açım demiş. Hazreti Ayşe validemize diyorlar ki hizmetçiler efendim böyle böyle bir ekmek verin diyor. Ekmek veriyorlar. Adam gidiyor sevinerek. Bir atlı gelmiş bu sefer. Efendim diyorlar bir atlı geldi. Çadıra alın sofra kurun. Çadıra alıyorlar sofra kuruyorlar. Onu da yedirip gönderiyorlar. Yanındaki hizmet edenlerden biri soruyor Hazreti Ayşe validemize. Bunun ikisi de insan diyor. Birisinin eline ekmek verin dediniz. Öbürsünün çadıra alın sofra kurun dediniz. Hikmeti neydi anlayamadık diyor. O diyor ekmek isteyen diyor bir ekmeğe gönlü oluyordu. Dünyalar onun oldu diye ekmeği aldı gitti. Ama öbürüsü diyor kabile reisiydi. Onun eline ekmek vermek diyor ona hakaret etmek olur. Onun için onu çadıra almalı, sofra kurmalı. İkisi de memnun oldu şimdi. İkisi de memnun oldu. Ama memnuniyet de farklı. Yani mevki makam sahibine de aynı şekilde öbürüsü gibi muamele etmek o da uygun değil. Yani bunların hepsi hatta öfkelendirir bile adamı. Ben ki kabile reisiyim. Düşman bile olur adam. Evet. Bana dilenci gibi ekmek verdiler. Ha, dilenci gibi sizin ekmeğinizi de istemem de çeker gider. Halbuki öyle sofra kurunca adamın gönlü oraya meyletti. Muhabbet etti. Dolayısıyla herkes yanında olandan verir. O zaman hani İsa Aleyhisselam sözü bu. İslam alimleri de bunu uzun uzun açıklamışlar. Öyleyse ya arkadaş senin yanında önündekini ısırmak, arkasındakini tekmelemek varsa bir düşün de ki ben işte öfke küpüyüm. Yanlış yoldayım. Ve öfke küpü seni nereye kibirli yaptı? Evet. Benim gibi adama bu söylenir mi? Benim gibi adama bu verilir mi? Benim gibi adama böyle hediye mi getirilir? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Şimdi bir şirkette orada çalışanın birisi bir telefon açıyor falan. Ondan sonra yok bir telefon kaldırıyor buyurun diyor falan. İşte şöyle sen kim oluyorsun falan filan. Sen diyor benim kim olduğumu biliyor musun diyor. Kimsin diyor. Ben diyor genel müdürüm. Bu sefer o çalışan diyor ki sen benim kim olduğumu biliyor musun? Hayır diyor. Küt diye kapatayım. İşler değişmeden. İşler sarmadan. Kaçayım. Sarmadan hemen şey yapacağız. Dolayısıyla öfke dolusun. Her şeye aynı şekilde sinirleniyorsun. Yani seni memnun etmek de mümkün değil. Bu kimse evlendiği zaman erkekse karısını, kadınsa kocasını memnun edemez. Evde huzursuzluk olur, diken üstünde olur. Hatta diyelim eğer bu kimse, bu kadınsa onunla evlenen adam eve gitmeye çekinir, korkar. Gideceğiz kavga edeceğiz. Veya bu erkekse bir hanımla da evlendiyse kadıncağız kocası eve geleceği zaman diken üstünde durur. Bir kavga olmasa, bir gürültü olmasa falan... Kadın imanı da varsa dua eder durur. Dolayısıyla korkulan bir kimse miyiz? Yoksa gelse de bir görüşsek, birazcık aynı şekilde sohbet etsek, yahut da yanına gidip de bir selam versek, duasını alsak hangisindensin? Böyle birisi misin? Yanına yaklaşılmayan insanlarla ilgili bir şey vardı. Yani. En kötü kimse buyuruyor. Yani en kötü yerde bulunacak. Nerede? Mahşer günü. Dünya kibirlidir buyuruyor böyleleri. Hani efendim kibirli miyim değil miyim? Eğer yanına yaklaşılmayacak derecede kötüyse yani insanlar kaçıyorsa aman şunu şey yapmayalım ya şunu işte hani Anadolu'da bir söz var. Neydi ya işte kendini ite dalanmaktansa dalaşmaktansa çalıyı dolaşmak evladır diye bir söz var. Evet. Hakikaten öyle. Yani adama aynı şekilde orada dalaşmaktansa sokağı değiştir. Öyle birisiysen değiştirip gidecek. Ondan sonra da insanlar beni aramıyor. Temelli aynı şekilde öfke fırlayıp gidiyor. Şimdi halim selim yumuşak huylu kimse daima neşeli ve rahat olur. Böyle kimseyi herkes sever ve herkes över bunu. Olur olmaz her şeye öfkelenmek, kızmak, sinirlenmek şeytanın vesvesesinden meydana gelmektedir. Hadis-i şerifte gadap şeytanın vesvesesinden hasıl olur. Şeytan ateşten yaratılmıştır. Ateş su ile söndürülür. Gadaba gelince, öfkelenince abdest alınız buyurmuştur hadis-i şerifte. Bunun için bir kimse öfkelendiği zaman eğer abdesti yoksa hemen abdest almalı. Ve Avuz Besmele ile 2 Kul-Euzu'yu, Kur'an-ül Felak, Kur'an-ül Binnas okumalıdır. İnsan kızıp öfkelenince aklı örtülür. İslamiyet'in dışına çıkar, Öfkelenen kimse eğer ayakta ise oturmalı. Nitekim hadis-i şerifte gadaba gelen kimse ayakta ise otursun. Gadabı öfkesi devam ederse yan yatsın buyurdu. Çünkü gadap yani öfkelenmek kibirden, insanın kendisini başkasından üstün görmesinden meydana gelir. Öfkelenince yatmak kibrin azalmasına sebep olur. Hatta bir dua bildiriliyor ki Peygamber Efendimiz daha önceki de okurlarmış. Gadaba gelince, kızıp öfkelince Allahümme gfir li zembi ve ezhib gayza kalbi ve ecirni mineşşeytan duasını okumak hadis-i şerifte bildirilmiş. Bu duanın anlamı ya Rabbi günahımı affeyle, beni kalbimdeki gadaptan ve şeytanın vesvesesinden kurtar demektir. Bunu okumalı buyuruluyor. Bunu böyle yapmalı. Peki böyle yaparsa, ya bunlara uyulursa Mustafa Bey, bunlara uyulursa şeyini kontrol ediyorsun. Tamam gene aynı şekilde tamamen öfke hep zararlı diye anlatılmıyor. Bu yavaş kontrol altına alıp bu sefer bu öfke gayrete dönüşür. Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretlerinde olduğu gibi. O zaman ne olur? Vatanını, namusunu, dinini, imanını korumak için bu sefer gayretli olursun. Eğer bu olmasa, bu özellik insanda olmasa, insan mesela vatanını, ırzını, namusunu koruyamaz ki. Ama bunu hiç kontrolsüz saldın çayıra Mevlam hayra diye bırakıverirsen bu sefer senin vatanını da sattırır, dinini de, imanını da hepsini götürür. Kendi canına da kıyar, başkasının canına da kıyar. Hocam müsaade ederseniz bir ara verelim. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Gönül Pınarı. Değerli izleyenler, Gönül Pınarı programına devam ediyoruz. Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler veriyordu. Yumuşak huylu olmakla alakalı. Bunun faydalarını anlatıyordu. Öfkeli olmanın da zararlarını anlatıyordu doğal olarak. Evet, bir insanın otokontrol sahibi olması lazım. Hı-hı. Hocam. Onu anlatıyordunuz az önce. Yani bir insan evet yaratılışında öfke olabilir. Ateş maddesi baskın olabilir. Dolayısıyla ama bunu da saldım çayıra Mevlam kayıra olmaz. İnsana da yolları gösterilmiş bunun. Dolayısıyla kendisini kontrol etmesi lazım. Aynen dediğiniz gibi evet. Şimdi gadaba öfkelenmeye sebep olan insana karşı yumuşak davranmayan kimse onun yanından ayrılmalı, onunla buluşmamalıdır buyuruyor. O enteresan bir ölçü. Çünkü kitaplarda buyuruyor ki hastalar sağlam olanlardan, kadınlar erkeklerden, yaşlılar da gençlerden daha çabuk kızmaktadırlar. Yaratılış itibariyle. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam, yani Ehl-i Sünnet alimlerde bunu açıkça yazmışlar ki Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam açık net bir şekilde hadis-i şeriflerde bildirmiş. Ehl-i Sünnet alimleri de yazmışlar. Mesela karı koca evde başlayalım. Kadın yaratılış itibariyle zayıf yaratılmış. Ve nefisleri de erkeğe göre kuvvetli yaratılmış. Pireyi deve yapabilir. Öfkelendi, bağırıyor, çağırıyor. Sen karşılık verecek olursan senin yaptığın yardım, iyilik ne varsa hepsini bir çırpıda siler atar, hepsini yok eder. Siler atar. Ne yaptın ki, senden ne gördüm ki diye başlar. Hatta bir gün Hazreti Ayşe validemiz naklediyor bunu. Cehennemenin çoğu kadınlardan olacak. Buyurunca Hazreti Ayşe validemiz sebebi ne ya Resulallah diye. Nankör olurlar buyuruyor. Niye nefsine tabi olur? 70 sene sırtında taşsa, bir defa yere indirse, senden ne gördüm? 70 seneyi silip atıyor. Bu da Allah-u Teala'nın gadabına sebep olur. Bu da Allah-u Teala'nın gadabına sebep olur. Şimdi bir kadın da aynı şekilde yaratılışını, Allah-u Teala'nın kendisini nasıl yarattığını düşünür, şey yaparsa bunu kontrol altına alır. Hiç olmazsa böyle nankörlükte bulunmamak için böyle durumlarda dilini tutmaya çalışır. Belki o huyunu kontrol edince Allah-u Teala diğerlerini de ihsan eder. Sonra saliha bir hanım da olabilir. Erkek de öyle. Yapılan iyiliğe karşı ne olacakmış canım, herkes yapar onu falan diye o moda girer, nefsine tabi olur. Hani meşhur ya, Cennet Mekan Hazretleri İstanbul'a su getiriyor ve Cennet Mekan rahmetullahi teala aleyh bu suyu ağızlarını doldura içerler, sonra da ağızlarını doldura küfrederler diye. Kim için söylüyor bunu? Nefsine tabi olan ahmaklar için. Hakikaten öyle. İyiliğe nankörlük eden bir kimse Allah-u Teala'ya karşı da isyan halindedir. Dolayısıyla bunun hesabı toprağın altına girince sorulmayacak mı? O dönemde Abdülhamid'in Cennet Mekan Hazretleri'ne sövenlerin hepsi toprak altında şimdi. Hesaplaşıyorlar. Sen de gireceksin, merak etme. Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu peygamberlere karşı gelenler toprak altında. Onların varislerine karşı gelenler, onlar da toprak altına gitti çoğu. Hayatta olanlar da var, onlar da gidecek. Kimse burada baki kalmayacak. Ve orada aynı şekilde ak mı kara mı onun önüne koyuverecekler. O zaman aynı şekilde sapıtır kalırsın. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki evde eğer kadın sinirlenmişse erkek susmalı. Cevap vermemeli. Efendim susunca daha çok aynı şekilde bağırır çağırır falan. Yok. Susar, hatta orayı terk ederse biraz sonra o ateş maddesi hani yelkenleri indiriyor, geriye doğru gelir. Soğumaya başlar. Aha, biraz zokranır. Bunları duymaya tahammül edemedi falan filan feşmekan falan derken ondan sonra o soğuma neticesinde ya ben de çok mu ileri gittim düşüncesi gelir. Yok ya, yo ileri gittim falan. İleri gittim demeye başlar. Ne oldu şimdi? Erkek orada bu hali biliyorsa onu orayı terk edince kadın aynı şekilde bir müddet sonra o ateş söner, sonra bakmışsın özür diler. Aynı şey erkek için de geçerli. Erkek gadaplandı, öfkelendi. Hani kadın susarsa, cevap vermezse, bağırır, çağırır falan filan ondan sonra. Çünkü o anda evet de dese, hayır da dese hepsi aynı şekilde onu zaten öfke tepesinde hepsi aleyhine olacak. Dolayısıyla bir müddet sonra ya ben de fazla ileri gittim galiba demeye başlayacaktır. Onun için insanın o öfke halinde bunları düşünmesi mümkün değil. Bizi dinleyenler diyecektir ki niye anlatıyorsunuz o zaman? Biz de soralım. Bu İslam alimleri niye yazmışlar o zaman bunu? Değil mi? İmkansız bir şeyse. Ha, İslam alimleri buyuruyor ki bunları kitaplarda anlatılıyor. Gadabı bozan şeyler, öfke, sinirlenmek. Mesela Hakikat Kitabı'nın yayınladığı İslam Ahlak kitabının başında Muhammed Hatimi Hazretleri'nin Berika kitabından alınarak bunlar yazılmış. İmam-ı Gazali Hazretleri yazmış. Bunları sık sık okuya ben böyle yapıyorum derken bunları beynimize, kalbimize yerleştiririz. Öfkelendiğimiz zaman bir ara hatırımıza birden gelebilir. Bir dakika ya. Abdest diyordu, neydi o? Öfkelenince falan. Hemen bırakır gidersin, bir abdest alırsın falan. Ayakta durma diyordu. O hatıra gelir, oturayım. Orayı terk et diyordu. Ben şimdi elimden de bir şey gelebilir. Terk edeyim burayı. Çıkarsın sokağa işte demeyecektim de şunu deseydim. Bir şeyler söylersin. Sonra bir yere oturursun böyle. Ya ben de ileri mi gittim? Çok mu konuştum? Çok mu yaptım? Demeye başlarsın. Ne gerek vardı falan. Lüzumsuz bir şekilde. Evin huzurunda bozdum. Ondan sonra da aynı şekilde o hal gider ve sakinleşebilirsin. Yani insan kendisini kontrol edebilir. Hani siz diyordunuz ya otokontrol. Bu durup dururken olmaz ki Mustafa Bey. Bir düğmesi yok vücudun. Şimdi otokontrol devreye girsin. Yok öyle bir şey. Yok. Otokontrol bu şekilde altyapını oluşturursan otokontrol o zaman aynı şekilde sigorta atmadan devreye girerler. Sen katil olmadan, sen bilmem ne olmadan devreye girer kendini kurtarabilirsin. Şeyde bir mektup gelmişti. Bizim Ege tarafından bir yerden gelmişti. Mektupta yazıyor genç. Bunu diyor size teşekkür için yazdım. Çünkü beni katil olmaktan aynı şekilde sizin Türkiye Gazetesi'nde yayınlanan bir yazınızı okudum. O beni kurtardı falan diye. Babası başka bir kadına gidiyormuş. Neyse öğrenmişler falan. Bu da delikanlı ya. Annesini korumak için takmış belinde tabancayı, pazar günü gittim diyor. Kadının evinin önünde bekliyorum diyor. Kadını öldürecek. Kadın çıkınca vuracak. Bekle çıkmadı diyor. Canım sıkıldı diyor. Bayiye gittim diyor. Türkiye Gazetesi aldım diyor. Demek ki önceden tanıyormuş. Karıştırırken orta sayfaya geldim. Baktım diyor sizin orada bir yazınız var diyor. Onu okudum diyor. Biraz diyor bir kafam karıştı diyor. Bir daha falan okuyunca yaptığımın yanlış olduğunu anladım. Tabancayı belime soktum. Arabama bindim. Oradan uzaklaştım. Allah-u Teala'ya havale ettim. Sonra da diyor işte değiştirir. O kadın bir yere mi gitmiş? Ne olmuş? Babası da aynı şekilde kurtulmuş neyse. O işten öyle şey yapılmış falan. Adamcağız diyor ki o yazı diyor beni diyor katil olmaktan korudu. Yani. Ama bu şahıs önceden işte kitap, gazete, mesela Türkiye Gazetesi o halde nasıl hatırına gelir, değil mi? Ya. Biraz zor. Demek ki önceden bir altyapısı var bunun. Altyapısı var. Ve o anda Allah-u Teala hatırlatır ki aynı şekilde bir gazete alacaktık ya, vakit geçirecek. Ama gazetelerin de Türkiye Gazetesi belki de bir kendisine yapma diyecek bir dost arıyordu. Ha, dost arıyordu. Yani öfkesini hani evet, yaptığı işin yanlış olduğunu az buçuk biliyor. Yani yaptığı iyilikler de vardı. Evet. Allah-u Teala ihsanda bulundu ve nefsine perde indirdi. Ve dolayısıyla katil olmaktan kurtuldum dedi. Bu kitap da olabilir, takvim yaprağı da olabilir, bir insan da olabilir. Hayatı hapishanede geçecekti ondan tabii, sonra, çürüyecekti. Çürüyecekti. Yani diyor böyle bir iş başıma geldi. Onun için bir kimse öfkelendiği zaman sakin olmalı, sakin olmalı. Ama bunun da sakin olabilmesi için de altyapısının olması lazım. Şimdi Peygamber'den İbrahim Aleyhisselam 200 mecusiye ziyafet vermiş. Bunlar İbrahim Aleyhisselam bu hizmetleri, ikramları sebebiyle İbrahim Aleyhisselam'a demişler ki bize ne emredersiniz? Onu yapmak yerine getirmek istiyoruz derler. Onların bu teklifine karşılık İbrahim Aleyhisselam da sizden bir dileğim var buyurunca o 200 mecusi o nedir diye sorarlar. İbrahim Aleyhisselam da benim Rabbime bir kere secde etmenizi istiyorum der. Mecusiler kendi aralarında İbrahim Aleyhisselam bu sözünü görüşerek bu ihtiyarın ihsanları, ziyafetleri meşhurdur. Bunu kırmayıp bir defa onu Rabbine secde eder ve sonra gidip yine tanrılarımıza tapınırız. Bizim için bir zararı olmaz dediler ve secde ettiler. Bunlar secdedeyken İbrahim Aleyhisselam, ya Rabbi gücümün yettiği bu kadar. Gücümün yettiği bu kadar. Daha fazlasını yaptırmak elimden gelmiyor. Ulu Nazmir Peygamber bir de. Bunları hidayete, saadete kavuşturmak ancak senin kudretindedir. Bunlara iman etmeyi nasip etle diye dua ediyor. Ne nasiplik bizelermiş. Ulu Nazmir Peygamber dua ediyor iman etsinler diye. Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam bu duasını kabul edip 200 mecusunun hepsi de imanla şereflendi ve mümin oldular. Fakat o çok hoşuma gidiyor. Yaratılmışların ikincisi Mustafa abi öyle evet, yazıyor. Halilullah diye geçiyor. Halilullah ve Peygamber Efendimiz de büyük ceddi aynı zamanda İsmail Aleyhisselam babası. Ve Kur'an-ı Kerim'de Hanif dini diye de geçiyor. Yani onunla gelen din. Ondan sonraki peygamberler habire onun bildirdiği dini tebliğ etmişler. O haliyle elini açıyor. Diyor ki ben diyor bu kadar yapabilirim diyor. Yani bana maddi imkanlar verdim. Bunları yedirdim, doyurdum. Ancak diyor bir defa secde ettirebildim. Bunların kalbine ben müdahale edemem. O diyor senin kudretinde, benim yok. Halbuki Ulu Nazım Peygamber yaratılmışların ikincisi. Yok diyor, ben aciz bir şey ancak bu kadar yaptırabildim. O da yine senin verdiklerin oldu diyor, tamam mı? Yani zımnen sözün altında çıkan manada evet, o. Bu kadar olabildi. Kalpleri sen çevirirsin. Şimdi peki diyeceksiniz ki niye naklediyorsunuz? Ya şimdi hanım öfkeli diyelim veyahut da beyin öfkeli. Sen de takip et o yolu. İyilik et. Namazlarda dua et. Ola ki bir gün duan kabul olur. Allah-u Teala ihsan ediverir. Değil mi? Yani orada İbrahim Aleyhisselam tersini yapmış olsaydı. Hı hı. Bastırın gidin ya sizi gözüm görmesin deseydi. Cehenneme gideceklerdi. Cehenneme gideceklerdi. Tabii. Ne oldu? Kimle kazandı? Değil mi? Değil mi ya? Halbuki bir kişiden kurtulması evet, lazımdı. Şimdi haram günah işleyecek kimseye şartlarına uygun olarak nasihat edilir. Haram işlemekte olana da tatlılıkla o işten vazgeçmesi söylenir. Herkese yalnızken nasihat vermek daha tesirli olur. Hiç kimseye herkesin içindeyken hatası, kusuru yüzüne karşı söylenmez. Çünkü böyle yapmak karşıdakinin kızmasına, sinirlenmesine, öfkesine sebep olabilir. Hatta o anda söylenen sözler yanlış anlaşılabilir. Zira birinin sözünü yanlış anlamak da onun öfkelenmesine sebep olur. Böyle zamanlarda söylenecek sözü az ve açık söylemek, şüpheli kelimeler kullanmamak lazımdır. Eve ben ifade edemeyeceğim. Kalk git o zaman. Hiç girme. Hiç girme. Hakkından gelemeyeceksen girme. Şimdi kitaplarda bir şey anlatılıyor. İmam-ı Hasan İbni Hanif Hazretleri'nin oğlu Hammad. Hocasının ismini koymuş oğluna da. Rahmetullahi aleyh. Alim bir zat. Oğlu da. Bir gün babasına diyor ki baba diyor bizi diyor münazara ilminde men ediyorsunuz. Yaptırmıyorsunuz. Münazara şu anda yok. Şu anda münakaşa var. Televizyonlarda falan hani şöyle, tamamen tartışma. Münakaşa yani. Münazara değil. Peki münazara ne? Münazara doğrunun bulması için herkes delilleri ortaya koyar. O delilleri ortaya koyanların hepsi ilim sahibidir. Doğrunun peşindedirler. Doğrunun peşindedirler. Eğer karşıdaki delilleriyle beraber kendi anladığının yanlış olduğunu delilleriyle ortaya koyarsa karşıdaki hiç itiraz etmez, kabul eder. Tamam der, ben yanlış delil üzerinden gelmişim, yanlış anlamışım. Özür dilerim, hakkı kabul eder. Münazara bu yani. Münazara bu. Yoksa işte efendim tilki iki ayaklı mı, üç ayaklı mı? Yok, üç ayaklı. İspat etmeye kalkıyor. Birisi diyor ki ya münakaşa etmiyor, dört ayaklı hayvan. Niye iki ayaklı, üç ayaklı diyorsun? İşte orada tilki var. Vay efendim, sen ilme felsefeciler yaptılar şey. Şimdi İmam-ı Azam İbrahim Hanife radıyallahu teala hazretleri oğlunun bu arzı karşısında buyuruyor ki yavrum, biz bir kimseyle münazara ederken ve bir şeyi mütalaa ederken karşımızdaki muhatabımızın başında ürkek, tedirgin bir kuş olduğunu kabul ederiz. Birazcık sert, birazcık celalli bir ifade kullansak kuşun uçup kaçmasından, ürküp gitmesinden korkarız. Yani o kimse yanlış şeyde inat etmesi kuşun uçması demektir. Ama diyor siz efendim doğru bu, niye kabul etmiyorsun, delil de bu işte dediği zaman bitti yani. Şey bitti. Münazara bitti. İş münakaşaya geçti. Tartışmaya geçti. Bu ise artık o kimse doğru değil. Benim dediğim doğru. Bu da değil ki benim dediğim doğru. Artık kuş üç ayaklı mı, dört ayaklı mı? Kuşun üç ayaklı mı, dört ayaklı mı olduğuna. Kuşlar uçar uçmaz mı? Oraya götürür insanı. Yanlışı da savundurtturur mu? Yanlış. Halbuki İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh hazretleri buyuruyor ki sizler bu konuyu halledebilecek seviyeye kendinizi getiremediniz. Halbuki oğlu da alim bir kimse. Ama o seviyede değilsiniz diyor. O seviyede değilsiniz. O seviyede olmadıkları için de biz diyor sizi bundan men ettik. Mesela kapalı, imalı söylüyor. Çok kimseyi kızdırır bu. Ya arkadaş, ne kıytırıp duruyorsun? Ne geveleyip duruyorsun? Ne söyleyeceksen söyle. Efendim canım şey demek istiyorum ki yani de falan da feşmekan da falan, bir sürü şüpheler. Karşıdakinin öfkesine sebep olur. Arkadaş bu bardaktır. Camdan yapılmıştır. Yahut da topraktan yapılmıştır. Yahut da tahtadan yapılmıştır. Tamam mı? Fiyatı da budur. Almak isterseniz. Efendim bu cam görünüyor aslında toprak değil de aslında toprak tahtaya benzer de bu organikti, gayri organikti. Cam olduğunu tahmin ediyorum. Plastik de olabilir. Ay senin bardağına da çardağına da döktürün. Bir kimseye anlatacağımız herhangi bir şeyi onu kapalı olarak anlatmak anlattığımız kimseye yahut bizi dinleyenlere sıkıntı verebilir ve onları incitebilir. Bu sebeple dinimizi anlatırken bile çok dikkatli olmak lazımdır. İşitilen ve söylenen bir sözü iyi anlamaya çalışmalı. Anlayamadığını sormalıdır. Söz sahibine hemen suizan da etmemelidir. Onun hakkında kötü düşünmemelidir. Bir işle meşgul olana, düşünceli olana, üzüntülü olana, sıkıntıda olana bir şey söylemek, bir şey sormak onu gadaba getirmeye, öfkelenmesine sebep olabilir. Adamın sıkıntısı vardır. Mesela eve ekmek getirmeye para arıyordur falan. Gel sen falan, ben sana bir şeyler anlatayım falan. O adam diyecek sen ne anlatacaksın? Din anlatacaksın mesela. Nasıl? Katiyen şey yapmaz. Çocuğun ağlaması, bağırması, hayvanın bağırması da böyledir. Öfkelenmeye sebep olabilir. Ama cahillik deniyor. Fakat böyle şeyler karşısında öfkelenmek iyi değildir. Çok çirkindir buyuruyor. Ayrıca kendi yaptığı bir işe kızan, bunun için kendini söven, kendine vuran da yok değildir. Bu şekilde yapmak, davranmak da uygun değildir. Ancak bir kimsenin yaptığı ibadetlerde kusur, hata ettiği için kendine kızması iyidir. Böyle yapmak dininde gayret olur, sevap olur. Gadap imanı bozar. Hadis-i şerifi Allah-u Teala'ya, Resulullah'a karşı gadabın küfür olduğunu, yani imanı gitmesine sebep olduğunu göstermektedir. Yani çok ağır bir ifade. Orada durmalı. Yani efendim beni böyle kabul. Hayır, terbiye et. kendini kontrol et. Dolayısıyla Allah-u Teala hepimize öfkemizi kontrol etmeyi ve yumuşak huyla hallenmeyi, amin, iyi bir Müslüman olmayı nasip ve müyesser eyler inşallah. Amin. Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız. Gönül Pınarı.